Beşerin temeli bir küçük cenin. Can vermeye gücü yetmez kimsenin. Kainat denilen dev değirmenin suyu nereden gelir? Farkında mısın? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Bu dünya uzunca bir yolun başı, o mezar dediğin bir sınır taşı, ömür iki günlük iman savaşı, her an bitebilir, farkında mısın? Senin sahibin var, yokluğa kanma, sana senden yakın uzakta sanma, ona tüm kainat dar gelir ama bir gönüle girer, farkında mısın? Kimi servetini sefaya sermiş, kimi zekatını dürüstçe vermiş, kimi bir lokmanın şükrüne varmış, gerçek zenginlerin farkında mısın? Değerli izleyicilerimiz, TDV Medya stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Cengiz Numanoğlu'nun bu güzel dizeleriyle başladık programımıza. Çok kıymetli bir konuğumuz var, kendisine hemen bir selam verelim. Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Daire Başkanı Turgut Erhan Hocamıza hoş geldiniz diyoruz yayınımıza efendim. Efendim teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam yoğun mesainiz arasında bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Şu anda nereden sesleniyorsunuz bize? Efendim şu an Çapanoğlu diyarı soğuğu sert insanı mert Bozok Yaylası'nın efendim merkezinden Yiğit'in Haraman olduğu diyardan Yozgat'tan sesleniyorum. Evet. Hoş geldiniz hocam. Memleketiniz neresiydi? Yozgat mıydı hocam sizin? Evet. Öyle evet. Güzel giriş yaptınız ki. Yozgat'ta evet. Efendim bir iyilik buluşmaları çerçevesi içerisinde burada bulunuyoruz. Evet. Allah kolaylıklar versin hocam. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Tabii Ramazan deyince akla gelen ilk ibadetlerden biri de zekat oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın daha yeni çiçeği burnunda dairelerinden biri. Zekat dairesinin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Bu minvalde zannediyorum iyilik buluşmalarında zekatı anlattığınızı tahmin ediyorum. Tabii ki infakı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve onun bir tezahürü olan zekatı anlatıyorsunuz. Biz de şöyle kısaca bir zekatın tanımını yapıp arkasından başkanlığımızın bu alandaki faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz hocam? Kıymet hocam, önce zat-ı haliniz başta olmak üzere çok değerli dinleyenlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Hiç şüphesiz bu Ramazan ayı içerisinde, rahmet ayı içerisinde, merhamet ve şefkat ayı içerisinde adeta Nisan yağmurları gibi insanlığın üzerine Yüce Rabbimizin rahmetinin, engin şefkatinin inmede başladığı bu kutsal mübarek ayda hiç şüphesiz insanımız yardımlaşma ve dayanışmanın bel kemiği ve omurgası olabilecek ve içindeki zaten var olan yardımlaşma duygularını çok daha belirgin ve açık hale getirebilecek bir zaman dilimi içerisinde zekat önem kazanıyor hiç şüphesiz. Çünkü insanımızda maddi anlamda belirli seviyede bir geliri olan insanlar etraf ve çevresindeki bulunan insanlara yardım etme, onların elinden tutma, onlara çok daha böyle bu dediğimiz gibi rahmet ayında Yüce Rabbin kendisine vermiş olduğu mülkün asıl sahibinin kendisine kullanmak üzere geçici fani dünyada ikram etmiş olduğu malın belli bir bölümünü, belli zaman dilimleri içerisinde Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin ifade etmiş olduğu ki innemâ sadakâtu lil fukarâi vel mesâkîn ayeti kerimesiyle zikredilen 8 sınıftan bir tanesine ki önü günümüzde bu 8 sınıf denince hemen akla ilk etapta fakirler, yetimler, öksüzler, garibanlar, ihtiyaç sahipleri geliyor. Efendim bunlara malını temizleme, arındırma duygusu çerçevesi içerisinde malından bir bölümünü, %2,5 kısmını infak etme duygusuyla hem Allah Teala'ya şükür sadedinde onun verdiği nimetlere efendim teşekkür boyutu itibariyle
malının işte bu küçük kısmını çevre ve etrafında ihtiyaç sahiplerine yararlandırma duygusuyla vermesidir zekat. İşte bunu vatandaşlarımız Ramazan ayı içerisinde çok daha belirgin hale getiriyorlar. Şüphesiz efendim zekatın sadece Ramazan ayında verilecek diye bir kıstası yoktur. Yıl içerisinde her zaman, çünkü malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun verilmesi gerekiyor. Fakat belirgin zaman dilimi olsun diye vatandaşlarımız bunu Ramazan ayı içerisinde çok daha rahat bir şekilde veriyorlar ve bu konuda hesaplarını ona göre yapıyorlar. Biz de efendim illerimizde iyilik buluşmaları çerçevesi içerisinde hakikaten bu konuda ön plana çıkmış, hayır hasenat duygularıyla çevre ve etrafındaki insanları oldukça fazla yararlandıran, bunlara engin efendim hayır duygularını sonuna kadar açan insanlarımıza bir teşekkür sadedinde onlarla beraber oluyoruz, hasbihal ediyoruz. Yardımlarının vermiş olduğu zekatlarının Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden şeffaf, açık, net bir şekilde nerelere gittiğini ilk elden anlatma, aktarma fırsatı elde ediyoruz. Zira biz biliyoruz ki mali ibadetler aynı zamanda bir güçtür. Bu gücü yerinde kullanan olduğu gibi yerinde kullanmayan, hele yakın geçmiş zamanda gördük ki bu mali güçten kendilerine güç devşirenler, büyük güç devşirenler, bunu şahsi ikballeri için kullananlar, kendilerine lobi oluşturanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş olduğu yerlerin dışında başka yerlere harcama yapanlar ve hatta almış olduğu zekatlarla kendi milleti üzerine bomba yağdıranları gördükten sonra vatandaşlarımızı bir kez daha uyarma ihtiyacı ve mallarının nerelere gittiğini, nerelere harcandığını ve zekatın bir ibadet olduğunu, evet başında özünde efendim bir yardımlaşma, dayanışma, bu vesileyle kaynaşma duygusu var ama özellikle mallarının Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yerlere gidip gitmediğini ve açık, şeffaf bir şekilde ve hesap verilebilir duygusuyla efendim bu zekatlarını teslim etmeleri gerektiğini biz vatandaşlarımıza bir uyarı, bir yol gösterme, bir nerelere vermesi konusunda rehberlik etme duygusuyla illerimizdeyiz. Burada vatandaşlarımıza hasbihal ediyoruz. Vatandaşlarımıza hakikaten Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden zekatlarını verdikleri zaman nerelere gittiğini ve nerelere harcandığını onlara net bir şekilde ifade ettikleri zaman onlar hem kalbi anlamda mutmain oluyorlar, hem biz onlara nasıl verileceği ve ne şekilde kullandığı konusunda rehberlik etmiş oluyoruz. Bu konuda da hakikaten Türkiye Diyanet Vakfımızın öğrenci burslarımızdan tutun, fakir gariban insanlara, yetimlere, yetim evlerine verinceye kadar zekatlarını çok Nereye kalbi harcandığını hocam anlatalım isterseniz burada. Bir giriş yaptınız, girizgah oldu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın zekat dairesi kuruldu. Anladığım kadarıyla halkımızla, hayırsever insanımızla Türkiye Diyanet Vakfı arasında bir köprü vazifesi görüyor zekat dairesi. Doğru değil mi hocam? Ve siz bu köprü vazifesi olarak gelen bağışlarında tabii ki organizasyonunda da muhakkak bir katkınız oluyor. Nerelere harcanıyor, onun kontrolü, ulaşıp ulaşmadığının teyidi gibi önemli bazı görevleri de ifa ediyorsunuz. Peki bu bağışlar başkanlığımızın gözetiminde, Diyanet Vakfı'nın koordinesinde nerelere ulaşıyor? Özellikle depremzedelerle ilgili alınan bir karar var. Bundan da bahsedersek çok sevinirim hocam. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle depremzede olan kardeşlerimize bir onu da aktarma fırsatı verdiğiniz için. Şüphesiz 11 ilimizde efendim vuku bulan deprem hadisesi bizim hepimizin millet olarak yüreğini yaraladı. Bu anlamda da oradaki efendim vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Amin. Bu kanayan yara hepimizin hiç şüphesiz ama bunu el birliğiyle sarmak da hepimizin. Burada altını çizerek şunu ifade edeyim sorunuza geçmeden önce. Hakikaten bu necip milletimiz yardımlaşma, dayanışma duygusunu zirve noktasını yaşayacak şekilde deprem bölgelerine efendim tır filolarıyla, kamyonlarıyla, iş makinalarıyla, kendi insan güçleriyle adeta o bölgeye yağmur gibi efendim seferber oldular. Yani Çok şükür. otobanların tamamı doldu. İlk günden itibaren ben de hemen oradaydım. Birinci gün deprem bölgesindeydim.
vatandaşlarımızın adeta o tarafa doğru böyle sülük ettiğini kendi gözlerimizle şahit olduk. Bu vatandaşımızın içinde bulunan ve başka milletlerde de olması mümkün olmayan, onlara da örneklik teşkil edecek şekilde yardımlaşmanın, dayanışmanın zirve noktasını gösterdiler. Bu konuda hakikaten milletimize biz sonsuz derecede müteşekkiriz. Yani gidemeyenler de oraya efendim seccadelerinin başında dua ederek katkıda bulundular imkanlarını bulamayan kardeşlerimiz. Bu da ayrı bir özellik ve güzellik. Aynı kardeşlerimiz işte Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla, bizler aracılığıyla karınca kararınca elinde ne varsa hepsini vakfımızı da aracı kılarak ki zekat da aynı zamanda efendim bir köprüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ifadeleriyle. Yani biz imkanı olanlardan alıp imkanı olmayan kimselere bir köprü vazifesi, geçiş vazifesi görüyoruz. Vakfın da amacı, gayesi, bizlerin de hedefi o. Vakfımız bu çerçeve içerisinde hemen bir zekat efendim depremzeler için zekat hesabı açarak zekatını vermek isteyen kardeşlerimizin zekatlarını alıp oradaki kardeşlerimize bir köprü vazifesi efendim kurdular ki bu köprü vazifesini kurduktan sonra bugün Türkiye Diyanet Vakfımız 1500 tır, 500 efendim kamyon ve Kamyonet. Diyanet'le beraber ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını giderme noktasında gidildi ve efendim 18.500 insanımız da biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak oradaki 11 ilimizdeki kardeşlerimize hizmet etmek üzere oraya akın etti. Şimdi şu an Ramazan ayı içerisinde de hakikaten efendim başkanlığımızın çok güzel de bu anlamda yapmış olduğu vatandaşlarımıza da efendim belleklerinde yer etmesi çerçevesi içerisinde Ramazan ayını da bir dayanışma ayı temasını da yaparak yaraları saralım el birliğiyle, iftar sofraları kuralım el birliğiyle çerçevesi içerisinde iftar sofraları kurdu. Şimdi orada aşevleriyle beraber, mobil mutfaklarıyla beraber, efendim çadırlarında vatandaşlarımızın hizmetinde bu zekatını, efendim infakını, sadakasını, fitresini veren kardeşlerimizden efendim aracı olarak oradaki depremzede kardeşlerimize intikal ettiriyor. Bununla beraber bugün 79 merkezimizde yine Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın efendim eğitim merkezlerinde, akademi merkezlerinde, yurtlarında 79 ayrı merkezde de depremzede kardeşlerimize efendim bu yurtlarını, merkezlerini sonuna kadar açmış. Orada da bir nevi, bir nebze de olsa yaraları sarmak için çaba ve gayret sarf ediyor. Bütün bunları tabii ki halkımızın destekleriyle, el birliğiyle yapıyor. Şimdi Müslümanlar için tabii ki çok hassas bir konuma sahip zekat. Yardımlaşmanın, dayanışmanın zirveye ulaştığı bir dönem zekat dağıtımlarıyla ilgili. Şimdi vatandaşımız zekatını vermek istiyor diyelim hocam. Bununla kapatalım, bitirelim. Bu zekatı nasıl hesaplayacak? Vakfımızın, başkanlığımızın böyle bir hizmeti var mı? Ve bunu vakfa nasıl ulaştıracak? Hangi kanallar üzerinden ulaştırabilir? Kıymetli hocam, hiç şüphesiz şunu ifade ettikten sonra sorunuza geçeyim. Yani insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Allah yolunda harcananların en hayırlısı da insanların en fazla ihtiyaç duydukları şeyi karşılayandır. Bugün itibariyle özellikle altını çizdik. Depremzede kardeşlerimize yardım etmek, onlara zekatlarını vermesi, vatandaşlarının infak efendim yapması, hayırlarını o şekilde o tarafa yönlendirmesi hakikaten en önemli ve en hayırlı hizmetlerin başında geliyor. Şimdi bunu yaparken vatandaşlarımız nasıl yapacaklar? Kişi Ramazan ayında başta da ifade ettiğimiz gibi zekatını hesaplayacak. Bunun için Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzla beraber bir zekat hesaplama modülü ortaya koymuş durumda. Kişiler bunu cep telefonlarına çok rahat bir şekilde indirebilirler. Bilgisayarlarına çok rahat bir şekilde indirebilirler. Zekathesapla.tdv.org efendim yazdıkları zaman veya direkt efendim cep telefonlarına veya bilgisayarlarına zekat hesapla yazdıkları zaman otomatikman bu indirilebiliyor. İndirildikten sonra kişi kendisi başka kimseye ihtiyaç duymadan oradaki yönlendirmelerle beraber mal varlığını, borçlarını, alacaklarını, vereceklerini vesaire filan o yönlendirmelerle beraber çok rahat bir şekilde kendi kişi
zekatını efendim hesaplayabiliyor. Başkası da hesaplasın diyorsa bizim biliyorsunuz Alo 190 hattımız var. Vatandaşlarımız gün içerisinde Alo 190'ı aradıkları zaman efendim bunun başında duran uzman hocalarımız bunu çok rahat bir şekilde kendilerine nasıl yapılacağı konusunda rehberlik edebiliyorlar. Bir başka husus, bunu hesapladıktan sonra zekatı verme konusuna gelince yine buradan hesapladıktan sonra efendim zekatını hesapladıktan sonra aynı efendim linkler üzerinden yönlendirmelerde olduğu gibi olmuyorsa yine efendim zekat.tdv.org sitesine girerek efendim buradan veya direkt TDV efendim sitesi üzerinden girdikleri zaman Türkiye Diyanet Vakfı'na buradan bu sosyal efendim ağlar çerçevesi içerisinde çok rahat bir şekilde zekatlarını ulaştırdıkları gibi yine efendim PTT aracılığıyla efendim özellikle bizim bütün il ve ilçelerimize Türkiye Diyanet Vakfı'nın şubeleri var. Bu şubeler aracıyla müftülüklere gittikleri zaman hem zekatlarını hesaplama imkanları, hesaplattırma imkanları hem de oradan makbuz çerçevesi içerisinde zekatlarını verme imkanları söz konusu. Burada kişi depremzede bölgesine efendim vermek istiyorsa şartlı bağış çerçevesi içerisinde orada harcanmak üzere not düşürebilir. Bir efendim ben öğrenciye burs olarak vermek istiyorum, okutmak istiyorum, öğrenci okutmak istiyorum diyor ise oradan yine şartlı bağış çerçevesi içerisinde bunları verebilir. Yani kime nasıl ne şekilde zekatının değerlendirilmesini istiyor ise bu şekilde bir şartla da zekatlarını rahat bir şekilde verdikleri gibi zekatı verdikten sonra da onlara da zaten bir geri dönüşüm zekatın efendim alındığı Türkiye Diyanet Vakfı şubelerine veya merkezine geldiği noktasında kendilerine geri tekrar bir dönüşüm yapılabilecektir. Ben altını çizerek ifade ediyorum ki zekatlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Allah Teala'nın Kur'an'da zikretmiş olduğu yerlerden başka yere zekatın verilemeyeceği gerçeğini çok iyi bilmemiz ve vermiş olduğumuz zekatın nerelere ne şekilde harcandığını da çok vatandaşlarımızın yine bir irdelemeleri ve bu konuda da verdikleri yer konusunda da bilgi sahibi olmalarının bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirme noktasında kendilerinin gayret göstermesi gerektiğinin altını çiziyorum. Biz namaz kılıyoruz. Namazı efendim işte farzları, vacipleri, sünnetleri, namazı bozan şeyler, bozmayan şeyler hepsi var. Niye? Şimdi bir ibadet. İşte bugün oruç tutuyoruz. Oruçta işte orucumuzu bozan, bozmayan şeyler var. Çünkü bir ibadet. Zekatımızı da nerelere vereceğimiz, veremeyeceğimiz, zekatın geçerlilik şartları olup olmaması noktasında da bu ibadetin kendisine göre efendim bir çerçevesi söz konusu. Bunu da bilerek vermek ve bu şekilde bir ibadeti gerçekleştirme noktasında da bizzat zekatı veren kardeşlerimizin de azami gayret göstermesi ve bu Ramazan'da vermiş oldukları zekatların, hayırların, hasenatların efendim yüce dergahta kabul edilmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Yıl boyu devam etmesi ve gerektiği konusunu bir kez daha ifade ediyorum. Tekrar altını çizelim. Hele ki şu dönemde depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları bugünlük değil, kısa vadede değil, orta vadede değil, belki de uzun yıllara sari ihtiyaçları olacak. Az olsun ama devamlı olsun diyelim. Zekatlarınızı yıla yayın ve gönül rahatlığıyla, güvenle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden ihtiyaç sahibi hem ülkemizde hem de dünyadaki mazlumlara, muhtaçlara bu yardımlarınızı ulaştırmada köprü vazifesi görmeye başkanlığımız ve Diyanet Vakfımız devam edecek inşallah diyelim. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyilik buluşmalarında da kolaylıklar diliyoruz hocam. Ülkemizi geziyorsunuz, işiniz gücünüz rast gitsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bize de bu imkanı, bu fırsatı verdiğiniz için ben de selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah'a emanet olunuz.